Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, Erdoğan'la dolar, AKP iktidarıyla dolar, döviz birlikte anılır oldu. Erdoğan, döviz ve altın boldurulmasına katkı sağlayacak diye bir müjde açıkladı. 2018'den yana bu teşvikler ve çağrılar bitmiyor. Erdoğan ilk kez 2018'de vatandaşlara seslendi. Dedi ki: "Yastığınızın altın yastığınızın altındaki altınları, dövüzleri çıkartın bozdurun." dedi. Vatandaş ne yaptı? Ya Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki adam eğer böyle diyorsa vatan için, millet için bu yapılır dedi. Bak bir elinde 5 lirası, 10 lirası bozdurmuş diğer elinde belgesi. Vatandaş yastığının altında üstelik de kötü gün diye sakladığı dövizi bozdurmuş bir tarafında belgesini tutuyor bir tarafında da 15-20 lirasını tutuyor. Bak vatandaş kuyruğa girmiş bozdurmak için. Neden? Vatan için demiş, millet için demiş. Şimdi ben bu milletin bu fedakarlığına karşı televizyon kameralarının içine baka baka Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Sahi Erdoğan sen kaç dolar bozdurdun? Bugüne kadar gerçekten millet yastığının altındaki dolarları çıkarttılar, bozdurdular. Sen bugüne kadar kaç dolar bozdurdun? Sakın bana kalkıp da benim dolarım yok ki deme. Ya vatandaşın 15 liralık 20 liralık doları bak var sen sarayda oturuyorsun. Benim dolarım yok deme. Eğer şöyle dersen sende yalan çok ya kalkıp da ya ben zaten dolarlarımı bozdurdum benimki Türk lirasında duruyor diyorsan bak vatandaş belgesini gösteriyor. Sen de çıkart, belgeni göster. Sen de çıkart, burada Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç olmazsa bu insanlar için. Hiç olmazsa milletimiz için. Hiç olmazsa sana inanıp da dolarını, eurosunu, altınını bozduranlar için bunu yap. Ola ki sen kendinle ilgili bunu yapmıyorsun. Ama ben şimdi soruyorum. Man Adası'yla ilgili Yargıtay kararını verdi. Doğru dedi mi? Doğru dedi. İşte belge elimde. Bak o belgeye göre oğlun Burak Erdoğan 1 milyon 450 bin doları cebine indirmiş. Enişten hani bu kalkışmayı haber veren enişten darbe girişiminde seni uyaran enişten Ziya İlgen 1 milyon 250 bin doları cebine indirmiş. Dünürün Osman Ketenci bir milyon doları cebine indirmiş. Kardeşin Mustafa Erdoğan iki milyon beş yüz bin doları cebine indirmiş. Sen millete çağrıda bulundun ya. Ya dünürün, oğlun, damadın, müdürün, enişten dolarlarını bozdurdular mı? Buradan sesleniyorum. Dolarlarını boldurdularsa belgeleri ellerinde var mı göstersinler? Yani ben görüyorum ki yalan söylerken, milletten her şeyi isterken, fakirin fukaranın üç beş kuruşuna göz dikerken yüzünüz kızarmıyor da Allah'tan da mı korkunuz yok? Milyonlarca dolara ihalelere çıkarttığın beşi çeter dolarlarını boldurdu mu? 2-3 maaş alan, kamuda çalıştırdın, yönetim kurullarında çalıştırdın, saray yandaşları dolarlarını bozdurdu mu? Vatandaş dolarını bozdurdu. Bugün dolar 15 lirayı aştı. Türk lirası arkadaşlar neden bu kadar değer kaybediyor? Türkiye'de savaş mı var? Türkiye'de afet mi var? Türkiye'de olağanüstü yaşanan bir durum mu var? Savaşta olan Rusya ve Ukrayna'daki durum nedir? Ona bakalım. Bakın belgeleriyle burada sunuyorum. 24 Şubat'ta Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Rus parası ruble önce biraz sarsıldı. 1 dolar 133 rubleyi gördü. Ambargolara ve savaşa fedin Faiz arttırmına rağmen toparlandı. 1 dolar bugün 67.9 ruble. Ukrayna savaşın başında 1 dolar 29.7 Ukrayna grivnasıydı. Bugün 29.2 grivna. Peki siz? 24 Şubat'ta 1 dolar 13 lira, 13.7 liraydı. Bugün 1 dolar 15 liraya açtı. Hani diyorsunuz ya dış güçler, dış güçler, dış güçler diye. Ukrayna açısından Rusya dış güç müdür? Dış güçtür. Saldırdı Ukrayna'yı yerle bir etti mi? Etti. Taş üstünde taş bıraktı mı? Bırakmadı. Peki onların parasının değeri düştü mü? Düşmedi. Türkiye'ye saldıran var mı? Savaş var mı? Afet var mı? İç savaş var mı? Türkiye'de neden? Türk lirası değer kaybediyor. Vatandaşın gözünün içine baka baka bunu açıkla. Bunu bir tek nedeni var. Kendini ekonomist sayan Erdoğan, artan konut kira fiyatlarına karşı da bir çare üreten Erdoğan, kendisini Türkiye'de tek tek bir adam olarak her söylediğinin karşılığı olduğuna inanan Erdoğan uyguladığı politikalarla, ekonomik politikalarla Türk lirasını dibe vurduruyor. Bakın dünyanın hiçbir yerinde kredi düşürülerek konut fiyatları aşağı çekilmemiştir. Bu mümkün değil. Aynı faiz düşürülerek enflasyonun aşağıya çekilemeyeceği gibi. Erdoğan'ın müjdesi her paket gibi bir avuç zengini kapsıyor. 1 milyon kredi çekip aylık 14 bin lira para ödeyecek vatandaş var mı gerçekten? Vatandaş et alamıyor, süt alamıyor, ekmek alamıyor. Vatandaş akşama eve nasıl gideceğini bilemiyor. Peki bu konut kredisiyle ilgili, döviz açıklamasıyla ilgili bu durum kime yarayacak? Bir müteahhitlere, iki yatırım yapan zenginlere yarayacak. Bu paket alt ve orta gelirli vatandaşı yani milyonlarca insanımızı yok sayan bir pakettir. Çünkü bu paket aynı zamanda kamu bankaları aracılığıyla uygulanacak. Yani eğer buradan doğan zararlar olursa Türkiye'deki bütün vatandaşların sırtından bu paralar ödenecek. Hazineden bu paralar ödenecek. Arkadaşlar Recep Tayyip Erdoğan atadığı bakanlarla da çok konuşulan bir lider Türkiye'de. Bugünlerde tüm dünyanın şaşkınlıkla, espriyle, espriyle anlaşılmaz bir iç ruh haliyle izlediği bir bakan var. Bakan Nebati. Gözleri ışıldayarak Türk lirası için şöyle diyor. Skeçlere bile konu olmuş. Türk lirası artık vurabildiği kadar dibe vurdu diyor. Bundan sonra daha daha aşağıya gitmez diyor. E gitti. Bugün dolar 15 liranın üzerine çıktı. Kapı komşumuz Bulgaristan yılın ilk ayında 238 bin Bulgar Bulgaristan'dan 238 bin Bulgar Türkiye sınırları içerisine girip alışveriş yapıyorlar. Neden? Türkiye kendi paraları açısından değer kaybeden Türk lirasına karşı Türkiye onlar için alışveriş cennetine dönüştü. Hadi hatırlayın. Yıllar öncesini Türkiye'de yaşayan insanlarımız Bulgaristan ve ona benzer diğer sınır ülkelerine gidip milyonlarca liralık alışveriş yapıyorlardı. Neden? O zaman Türk lirasının parası değerliydi. Ne oldu? Şimdi yer değiştirdik. Kendisini sıkıntıya sokan, kendi komşu ülkeleri arasında uyguladığı ekonomik politikalarla artık Türkiye'nin başka sınır ülkeleri tarafından gidip de alışveriş cennetine döndürdüğü Türkiye aynı zamanda kendi toprakları içinde aynı şeyi yapıyor. Topraklarını dolar karşılığında satan bir ülke konumuna geldik. Dünyada üç dört tane ülkeden bir tanesiyiz. Ucuza dolar karşılığında kendi vatandaşlık hakkını veren, toprağını satan bir ülke konumundayız şu anda. Bunun yaratıcısı kim? Bunun yaratıcısı da Recep Tayyip Erdoğan. İki yıl önce Yunanistan sınır kapısında binlerce mülteci dayandı. Pazarlık konusu yapıldığı için siz bize paramızı vermiyorsunuz diye İçişleri Bakanı Soylu biz mültecileri serbest bıraktık dedi. Hani bunlar biz mülteciyi kimseye ezdirme izliyorlar ya. Hani AKP'nin sözcüsü Çelik biz insani olarak bakıyoruz diyor ya. Hani biz katillere biz sığınmacıları teslim etmeyiz diyor ya. Ya siz parayı vermediler diye sığınmacıları kapıları açtınız. Akdeniz'in karanlık sularında, sınır bölgelerinde kurşunlara hedef haline getirdiniz ve ölümlere neden oldunuz. Şimdi Ömer Çelik diyor ki, biz sığınmacıları katillere teslim etmeyiz diyor. Ben de diyorum ki Ömer Çelik'e, ya siz Türkiye'de konsolosluğa gelip de işlem yaptırmak için konsolosluğa giren Kaşıkçı'nın katledildiğini biliyor muydunuz? Biliyordunuz. Haber verildi mi verildi? İstihbaratın haberi var mıydı? Vardı. Onu katledenleri bu ülkeye eli kolu sallayarak soktunuz mu? Soktunuz. Ondan sonra bunu katledenler ellerini kollarını saklayarak buradan ayrılıp gittiler mi? Gittiler. Daha sonra açılan davayı da siz Suudi Arabistan'a iade ettiniz. Siz Türkiye'nin adalet açısından egemenliğini başka bir ülkeye teslim ettiniz. Siz katilleri Türkiye'de elini kolunu sallayarak kaçmasını mağdurların ve masumların katledilmesine göz yumdunuz. Şimdi siz gerçekten bunu tüm dünyaya ve bir de inandırabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bana sorarsanız siz inandırıcı değilsiniz siz samimi değilsiniz. Her politikanız böyle. Her yaptığınız böyle. Türkiye'de huzur olsun istemiyorsunuz. İnsanlar nefes alsın istemiyorsunuz. Eskişehir. Eskişehir'de festivaller yapılacak. Eskişehir'de şarkılar, türküler söylenecek. Eskişehir iç turizmin en çok rağbet gördüğü illerden bir tanesi. Vali demiş ki hayır bunu yapamazsınız demiş. Gerekçesi şu. Başkalarının hak ve özgürlüklerinin genel asayiş korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla. Yahu festivalde ne şiddet çıkacak? Yani siz bundan sonra Türkiye'de bütün festivalleri yasaklayacak mısınız? Bütün konserleri yasaklayacak mısınız? Yani dışarıya insanlar çıkmasın çıkarlarsa asayiş bozulur diye insanlara olağanüstü hal yasası çıkartıp da evde tutacak mısınız? Siz müziği düşman mısınız? Siz insana düşman mısınız? Siz huzura düşman mısınız? Siz gülmeye düşman mısınız? Türkiye'de yarattığınız ortam işte tam da bu. O yüzden AKP iktidarının bir an önce bitmesi Türkiye'nin de huzur bulması gerekiyor. Arkadaşlar sorusu olanlar var mı? Beni tehdit eden adamdan mı bahsediyorsunuz? Onu ben Mevlana'nın bir sözüyle cevap vereyim. Mevlana şöyle demiş. Tut ki Ali'nin zülfikarı sana miras kaldı. Ali'nin yüreği sende olmadıktan gayrı zülfikar ne işe yarar demiş. Biz bu yola çıktığımız günden beri tehditlerden çekinmiyoruz ve korkmuyoruz. Allah'a verilecek bir can borcumuz var. Vakti geldiği zaman onu da veririz. Başka sorusu olan var mı? Yok. Teşekkür ediyorum.